Bu dersimizde de interface kavramından bahsedeceğiz. Interface diyorum ama aslında bizim Dart dilimizde interface yani ara birim yok. Niye bunu söylüyorum peki? Genel olarak Java veya Kotlin'den geldiğimizi düşünürsek veya diğer dillerde olduğu için üzerinde durma gereği duydum. Peki bu interface'ler nedir? Biz interface olsaydı şöyle diyecektik. Biz interface'lerin içine bir metot tanımlarız ve bu interface'i implemente eden sınıflar bu metotları yazmak zorundadır. Mesela iki sınıfı birbirinden kalıttığımızda ne oluyordu? Üst sınıfta bulunan metotları alt sınıf isterse kendine özgü bir şekilde değiştiriyordu ama bunu yazmak zorunda değildi. Ama interface kullandığımızda veya interface'i belli eden yapıları kullandığımızda bu durum değişiyor. Buradaki metotlar mutlaka yazılmak zorunda kalıyor. Hocam Dart dilinde interface yok diyorsunuz. Peki biz bu yapıları nasıl sağlayacağız? Bu yapıları sağlarken aslında hani interface diye bir anahtar kelimesi olmasa bile şuraya gelelim. Bakın interface yazıyorum, tanımsız, herhangi bir şey çıkmıyor. Biz iki tane farklı metot sınıf tanımlayacağız ve bu sınıfları sanki interface'miş gibi kullanacağız. Main metodumuz yukarıda dursun. Gelelim buraya bir sınıf tanımlayalım. Class diyelim ve de kumanda diyorum. Hani bildiğimiz uzaktan kumanda, televizyon kumandası olur, araba kumandası olur. Buraya geliyorum. Bir tane metot tanımlıyorum. Ses aç. Daha sonra buraya bir print ifadesi kumanda sınıfı ses aç metodu. Bu şekilde. Benzer şekilde bir tane daha sınıf metot tanımlayalım. Void ses kapat. Ses azalt diyelim buna da. Bu sefer de kumanda sınıfından kumanda sınıfı ses azalt metodu. Evet. Şimdi ben diyorum ki benim bir de televizyon diye sınıfım olsun ve bu sınıf ne yapsın? Extend diyerek kumanda sınıfını kumanda sınıfından türetilmiş olsun. Şimdi ben bunu yazdığımda hemen daha önceki dersleri anladıysanız kafanıza şöyle bir şey olması lazımdı. Hocam biz extend kullanıyorsak demek ki burada bir kalıtım kullanıyoruz. Evet. Ve kalıtım kullanırken sürekli olarak bir ilişki arıyorduk değil mi? Mesela televizyon bir kumanda mıdır? Hayır. O yüzden benim zaten burada bu extend diyerek bu kalıtımı yapmam doğru değil. Ama bunu interface'leri göstermek için anlatmak zorundayım. Niye? Ben burada extend dediğimde aslında benim televizyon sınıfım ses aç ve kapa metotlarına sahiptir. Ve de isterse bunları kendine özgü bir şekilde güncelleyebilir. O yüzden şuradaki metotları alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında o override ifadesine ihtiyacımız da yok. O bir tek annotation'dır. Hani ek bilgi vermesi adına yazmasak da oluyor. O yüzden şimdilik bunu bu şekilde kullanabiliriz. Ha, istersen ben buraya override diyerek hem compiler'ı bilgilendirebilirim hem de yarın öbür gün bu koda bakan bir insanın aslında bu metotların bir üst sınıfa ait olduğunu ve oradaki metotları kendi isteğime göre değiştirdiğimi anlayabilir. Yani aslında biz ezmiş oluyoruz veya böyle bir fonksiyon yoksa burayı direkt silerek hani böyle bir fonksiyon olmadığını da belirtebiliriz. Evet, kalıtım da bu şekildeydi. Peki ben bunu interface'miş gibi kullanırsam, dedik ya interface'de tanımlı olan metotları bunu implemente eden sınıflar mecburen yazmak zorundaydı diye. Burada öyle bir zorunluluğum yoktu. Keyfine yazdım. Hani değiştirmek istedim. Ama ben buradaki extend kelimesini implement ile değiştirirsem bakın hemen bir hata alıyor. Ne diyor bu hatada? Kumanda nokta ses aç ve kumanda ses azalt kayıp diyor. Şey yok diyor değil mi? Eksik diyor. O yüzden benim bunları buraya mutlaka yazmam lazım. İşte burada hani ne yaptık aslında? Sınıfları tanımladık ve bu sınıfları sanki bir interface'miş gibi kullanıyoruz. Java veya Kotlin'de biz buraya direkt olarak interface demeliydik. Sınıf olarak belirtirsek bir anlamı olmazdı. Ama Dart dilinde sınıfı bu şekilde implemente ediyoruz. Hani interface gibi kullanmak istiyorsak eğer. Ve yine dedik ki Dart dilinde çoklu kalıtıma izin verilmez. Mesela ben buraya gidip class bir diğer sınıf diyelim. Burada da herhangi bir şey olmayacak. Tabi böyle yaparsak olmaz. Şu şekilde tanımladım ve bunun içinde de metot tanımlayalım. Void herhangi bir metot diyelim.
Çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Uygulama kısmı için çok heyecanlıyım. Hani bir an önce ona geçmek istiyorum. Ama Flutter için yeterli zaten bu. En azından şu kullanımı bilmeniz yeterli. O yüzden merak etmeyin. Sadece devam edin. Herhangi bir metot dedim. Metot tetiklendi. Şimdi ben buraya gidip televizyon sınıfımı extend deyip herhangi bir bir diğer sınıftan türetebilirim. Değil mi? Kalıtmış olurum. Ama yine aralarında ortak bir ilişki yok. Hani ortak bir ilişki var ama aralarında kalıtım yapacak bir durum yok. Hani televizyon bir diye atıyorum eşittir bir diğer sınıf mıdır? Yani araba Ford bir araba mıdır? Honda bir araba mıdır gibi veya işte er bir asker midir gibi bir kalıtımsal durum yok. O yüzden burada extend demek mantıksal olarak da doğru değil. Ben bunu da ne yapabilirim? Implements deyip virgül dedikten sonra bir diğer sınıf diye buraya belirtebilirim. Extend dediğimizde tek bir sınıf yazabiliyorduk. Yani çoklu kalıtım olmuyordu. Ama gördüğünüz gibi eğer siz sınıflarınızı interface gibi kullanırsanız implements deyip belirtirseniz bakın televizyon sınıfında diyor ki bu metodu da illaki yapmak zorundasın diyor. Ve buraya gelip override diyerek bunu da yine belirtebiliriz arkadaşlar. Peki interface'ler ne sağlıyor? Interface'ler aslında ortak özellikleri olan ama aralarında kalıtımsal olarak bir ilişki olmayan yapıları bir arada tutmaya yarıyor. Nasıl ki burada televizyon mesela kumanda sınıfını implemente etmiş. Yine ses açma ve kapama özelliği olan mesela bir bilgisayar düşünelim. Class. Hani çok mantıklı olmayacak ama veya ses sistemi diyelim. Ses sisteminin açma kapaması olur. Ve burada da yine implements deyip ses sistemi niye gelmedi? Herhalde pardon sınıfın içinde olduğum için şunu şuradan kestim buraya yapıştırdım. Implements bunu da yine kumandadan türettiğimde ses sisteminin de mutlaka kendi içinde. Çünkü aslında televizyonla ses sistemini ben bir arada tutmak istiyorum. Bunların ortak bir özelliği var. Bunların ortak özelliği nedir? Kumanda diye bir şeye ihtiyacı olmaları. Yani aslında ses açma ve ses kapama özelliklerine sahip olmaları. Bunları da burada tanımlıyorum. Şunu şuradan sildikten sonra. Ses sistemi sınıfı aç metodu. Sınıfı ses azalt metodu dedik. Böylece aslında ben burada sadece ortak özellikleri bulunan ama şu metotlar dışında herhangi bir kalıtımsal bir ilişkileri olmayan iki sınıfı kumanda adı altında birleştirmiş oldum. Peki bu bana ne sağlayacak? Ben yarın öbür gün buraya gidip bir metot tanımladığımda main'in içinde veya dışarıda ne diyelim void nesneleri çalıştır diyelim. Çok önemli değil. Ve buraya da parametre olarak mesela kumanda türünde veriler yollayabilirim. K diye. Daha sonra da burada K nokta ses aç, K nokta ses azalt diyebilirim. Ve bunu kullanırken şu şekilde var diyelim. Mesela televizyondan bir nesne üretelim. Televizyon. Ve bunu ne yapalım? Nesneleri çalıştıran yollayalım bakalım oluyor mu TV diye. Burada da işte polimorfizm oldu. Bakın şimdi benzer şeyi ses sistemi için de yapacağım. Bundan bir nesne ürettim ve nesneleri çalıştıra bunu parametre olarak yollayabiliyorum. Bu şekilde. Ve ben bunu çalıştırdığımda F5'e basıp bakın yolladığım nesnenin türü neyse gitti onunla ilgili metodu çalıştırdı. Ve ben bunları tek bir metotta polimorfizmin de sayesinde tek bir metotta yapabiliyorum. Çünkü her ikisi de kumandayı implemente ettiği için aslında kumanda diye bir sınıfın altında toplamış olduk. Yarın bugün siz bunları iki tane farklı veri türünü yani televizyon ve ses sistemi gibi iki farklı türü bir ArrayList'te vesaire de tutmak istediğinizde mesela buraya gelip list dediğimizde ne yapıyorduk? Biz listemizin veri türünü verebiliyorduk, tamam mı? List niye gelmedi? List diyelim.
Bu şekilde tanımlayabilirsiniz ve buraya da hani ben burada televizyon tutacağım, TV yazmıyorum, ses sistemi tutacağım, ses sistemi yazmıyorum. Bu ikisini bir arada tutan kumanda yazabiliyorum. Böylece ben bu SSL'nin içine nokta et diyerek hem TV'mi hem de ses sistemi nesnesini ne yapabilirim? Saklayabilirim. İşte güzellik burada. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle bir tekrar edelim. Ortak özellikleri olan ama aralarında kalıtımsal bir ilişki olmayan yapıları bir çatı altında toplamak için biz interfacelerden yararlanıyoruz. Diğer sınıflardan farkı ne? İnterfezde tanımlamış olduğum metotları, bunları implemente eden sınıflar mutlaka ne yapmak zorunda? Gerçekleştirmek zorunda. Yani bunları bir override mutlaka etmek zorunda. Buradaki gibi. Ve yine Dart dilinde direkt olarak interface diye bir anahtar kelime yoktu. Interface gibi kullanacağınız bir sınıf oluşturuyorsunuz ve bu sefer extend yerine implements anahtar kelimesiyle bunu yapıyorsunuz. Eğer implements değil extend deseydik bu sınıflarda bulunan bütün metotları burada override etme zorunluluğum yoktu. Bu sadece opsiyonel bir seçenekti ama implements dediğimde artık bu zorunlu hale geliyor. Dediğim gibi uygulama kısmında hani bunların da kullanım yerleri olacaktır. En azından orada niye kullanıldığını veya onun bir interfaz olduğunu anlamanız yeterli. Açıkçası hani bu kadar düşünüp böyle bir mantık kurulacak çok da olayımız olmayacak. Çünkü Flutter harbiden işleri bayağı bir kolaylaştıracak. Hızlı bir şekilde uygulamamızı geliştireceğiz ama ne bileyim bir sınıfın açıklamasına baktınız ne yapıyor bu hani sınıf diyor ama gitmiş oraya implements yazmış kafanız karışmasın diye bunu da anlatmak zorundaydım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.